Ege Türk bu şekilde. Şu an Balıkesir'deyiz ve Saati Ozan Kültür Merkezi'nin hemen önündeyiz. Yanımızda Yücel Başkanımız var, Karasi Belediye Başkanı ve öğrencilerimiz Almanya'dan geldi değil mi hocam? Evet, Almanya'dan, kardeş şehrimizden geldi. Evet. 9 tane misafir öğrencimiz, 2 tane de öğretmenimizle beraber 4 yıldır devam eden kardeş şehir uygulamamızın öğrenci kısmı olarak devam ediyor. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz bu öğrencilerimizle ilgileniyorlar. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde bir hafta kalıyorlar. Bir hafta boyunca da okulun tayin ettiği öğrenciler de misafir olarak kalıyorlar. Bir kültürel değişim programı. Belediye başkanı olarak da biz bu öğrencilerimizi bugün öğle yemeğini beraber yedik. Gezilerine yardımcı olmak için söz verdik. Bir haftalık programlarını Erkan hocamlar beraber yapıyorlar. Yabancı hocamız da burada. Biz onlara hoş geldin dedik. Giderlerken de uğurlarken de belediye olarak üstümüze düşen ne varsa yapacağız. Biz bu tür gezileri, bu tür kardeş şehir uygulamalarını iş adamlarında, meclis üyelerinde, devletin farklı bürokrasisinde çalışan arkadaşlarla sadece belediyenin kardeş şehirliği değil, öğrencilerin, öğretmenlerin, iş dünyasının, devlet bürokrasisinin kardeş şehri paylaşmasını istiyoruz. Bu 12'sinde de biz meclis üyesi ve belediyede çalışan müdür arkadaşlarla beraber karşı iadeyi ziyarette bulunacağız ve ekonomik olarak da ilişkilerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bayramdan önce de bir yurt dışına gitmiştiniz başkanım. Tabii bu ön ziyaretti. Biz evet başkanımızla başkan yardımcımız beraber gitmiştik. Şimdi öğrenciler geldi. Biz meclis üyeleri olarak onlara iadeyi ziyaret yapacağız. Daha sonra bize 35 kişilik iş dünyası ve onların meclis üyeleri gelecek. 1 Kasım'da da şirketler grubu başkanı, ticaret odası başkanı ve belediye başkanı ayrı özel ziyaret yapacak. Burada da ana konu iştiraklerde nelerde bulunabiliriz, ekonomik olarak ne açılımlar yapabiliriz. Merkez konumuzda solar enerji, biyo enerji ve merkezi ısıtma sistemleri. Siz neler söylersiniz? Tanıyalım sizi. Öğretmen Ertan Özcan, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Almanca öğretmeniyim ben. Bu ilgileniyorsunuz. Evet tabii, kardeş okul projesini ben yürütüyorum Arife öğretmenle birlikte. Almanya'da bir kardeş okulumuz var. Öğrenci değişimi yapıyoruz. Her yıl bir defa gerçekleştiriyoruz biz bunu. Amacımız burada öğrencilerimizin ufkunu açmak, yurt dışı deneyimi kazanmalarını sağlamak, yabancı ile olan ilgilerini arttırmak, farklı kültürleri tanımak, özgüvenlerini yerine getirmek diye. Ve meslektaşım Andrea Erterik ile birlikte biz bunu, üçüncü defa oldu bu. Bu üçüncü grubumuz, devam ediyoruz. Peki bu sefer nasıl değerlendirir kendisi, sorar mısınız? Was thanks to we get us, also we have us gefunden für dieses Mal. Dieses Mal, wir sind ja erst einen Tag da. Aber geleli bir gün oldu. Es ist aber schon wie nach Hause kommen für uns Lehrer. Ama eve gelmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Und die Kinder sind ganz begeistert, auch schon am ersten Tag. Öğrenciler de daha ilk günden çok büyülendiler, mutlular, çok etkilendiler. Und wir möchten, dass immer mehr türkisch und deutsche Kinder sich besser kennenlernen. Ve biz daha fazla Türk ve Alman öğrencinin birbirini tanımalarını istiyoruz, daha iyi tanımalarını istiyoruz. Und deswegen werden wir das noch weiter verstärken. Ve bu nedenle de bunu daha güçlendireceğiz, daha projemizi geliştireceğiz, daha çok öğrenci de gelip gitme işini yapacağız diyor. Ben teşekkür ben ediyoruz, başarılar diliyoruz. Sanki şöyle özellikle ya. Şöyle arabanı kokartalım. Eğitim ve bilim üreticileri olarak Kore'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz ve tepkimiz kalmamız mümkün değildir. Bu bela halkı yalnız değildir. Bu bela halkı yalnız değildir. Bu bela halkı yalnız değildir. Hepimizin bildiği gibi son iki gündür ülkenin değişik yerlerinde IŞİD'in saldırılarına karşı sürdürülen protesto eylemleri ulusal basından izliyoruz. Protesto eylemlerinde bazı yerlerde ortaya çıkan Atatürk büstlerinin ve bayrak yakma olaylarının olduğunu üzülerek izledik. Eğitimsel olarak bu eylemleri yapanları kınıyoruz. Kimsenin bu ülkenin değerlerine bu şekilde saldırmasını kabul etmiyoruz. Bu tür eylemler
bizim dayanışmamızı, kardeşliğimizi bozmak amacıyla yapıldığı ortadadır. Hiçbir provokasyon bu katliamın bağlarını ortadan kaldırmayacaktır. Orta Doğu'da yıllardır emperyalistler tarafından desteklenen ve Orta Çağ Karanlığı'nın 21. yüzyıldaki en acımasız temsilcisi olan eli kanlı IŞİD çetelerin kolon yemek saldırıları yoğunlaşmış, binlerce insan yeni bir katliam tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Yüzyıllardır bir arada kardeşliği yaşayan farklı kimlik, inanç ve mezhepten halkları karşı karşıya getirme politikalarının somut bir ürün olarak ortaya çıkan IŞİD, bugüne kadar yüzlerce insanı canice öldürmüş, masum halkları kıyımdan geçirmiş, kendisine biat etmeyen herkese katletmiştir. IŞİD, günlerdir Rojava'nın Kabanya kantonuna tanklar, füzeler ve ağır silahlarla saldırmaktadır. Kobane'ye yönelik bu saldırı sadece Kobane halkına yönelik değildir. IŞİD aynı zamanda Kobane'de yaratılan demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü değerlere saldırmaktır. Bölgede yıllardır sürdürülen ayrımcı ve mezhepçi politikalardan güç alan IŞİD çetelerinin herhangi bir destek almadan bu kadar hızlı ilerlemesi, Türkiye sınırlarına dayanması mümkün değildir. Bugüne kadar katliamcı IŞİD çetelerini besleyip destekleyenlerin Orta Doğu'da yaşanan ve önümüzdeki günlerde de yaşanması muhtemel olan katliamların ve acıların bir numaralı sorumlusu olduğu açıktır. Türkiye'de günlerdir emek ve demokrasi güçleri Kobane'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeye çalışmakta, kamuoyunu yeni bir katliama karşı uyarmaktadır. Sadece Kobane'yi değil, insanlığın en temel değerlerini savunduğumuzu göstermek için bir kez daha savaş politikalarının ağır bedelini ödemek istemediğimiz için 8-9 Ekim tarihlerinde, yani bugün de yarın tam tümü Türkiye çapında iş bırakıyoruz, alanlara çıkıyoruz. Devirden ayakırıyoruz. Baskılar bizi yıldıramaz. İçeride, dışarıda savaşa hayır! İçeride, dışarıda savaşa hayır! İçeride, dışarıda savaşa hayır! Sizler gidebildiniz mi? Eskişehir'e mi dönmeli? Maniden emekli olacak bir hastalığa yakın. Nefeslerle damar tıkanıkları diyorlar. Hanımın ağzından gibi bir yakınız var. Çalışıyorum, çalışmıyor. Kaç çocuk var? Biliyorsun, sağlık yoklarımızın tüm sağlık kartalarımızdır. Ben Afet Can Hacet üstünde yaptım ya gene. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Estağfurullah.